Nereye herkes? Sorma ya. Bir sürü olaylar oldu bugün. Bağırış çağırış. Keyfimiz kaçtı öyle. Erkenden çıkıyoruz biz de. Ne oldu? Yiğit Bey, bugün hiç iyi değil. Ya toplantıda böyle normal duruyordu. Yani hiçbir şey yoktu. Böyle birden bağırdı, çağırdı falan. Sonra aşağı indik. Aşağıda da bir telefonda bağırıyor. Bayağı bizim de kafalar yandı. Anlamadım. Vallahi ilk başta biz de anlam veremedik. Aman zaten ne zaman anlam verebildik ki? Neyse sen onun dilinden anlarsın. Bir bak bize de anlatırsın. Biz çıkıyoruz şimdi. İyi akşamlar. Bağla. Ağzı abi beni metroya atsana. Seni her akşam metroya bırakacağım ben. Yiğit, açar mısın kapıyı? Ne yapıyorsun? Kendini içeri mi kilitledin? Sinirini insanlardan mı çıkarıyorsun acını? Ne yapıyorsun? Tuna'yı mı kıskanıyorsun? Ya yeter artık, bir şey söyle. Bir şey yap. Yüzümü görmek istemiyor musun? Tamam, yüzümü görmek istemiyorsan ben de o zaman ararım seni. Açmayacak mısın? Duyuyorum şu anda, çalıyor. Yüzümü görmek istemiyorsun, sesimi de mi duymak istemiyorsun? Tamam o zaman. O zaman ne yapabilirim? O zaman sana mesaj atabilirim. Şu anda sana mesajını atıyorum. Belki o şekilde iletişime geçebiliriz. Onu da söyleyeyim. Zaten duyuyorsun. Ne oluyor Yiğit? Hı. Yolladım. Kapıyı açmayacaksan, çıkmayacaksan gerçekten gidiyorum. Tamam, gidiyorum o zaman. Gidiyorum. İyi, gittim. Gittim. Sonunda çıkabildin demek. Deniz. Sonsuza kadar odada duramayacağına göre. Beni mi bekledin sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Yalnız kalmak istiyor olabilir miyim acaba? Anlaşılmıyor mu? Yok, anlaşılmıyor. Ben bilmiyorum işte, onu soruyorum. Derdin ne? Bana derdini söyle. Derdin ne? Ben onu bir öğreneyim. Tuna mı? Tuna'yı mı kıskanıyorsun? Ona göre tedbirimi alacağım çünkü. Kıskanma yok. Anlatılacak bir şey de yok. Ben kendi başıma iyiyim. Gideyim. Sana tek başına kalmayı yasaklıyorum Yiğit Balcığım. Bence bunu yapma. Bırak gideyim. Yok, ben saatlerdir burada bekliyorum. Seni hiçbir yere bırakmayacağım. İnan şu an benim yanımda olmak istemezsin. Seni son kez uyarıyorum. Reddedildi. Ben yanında olacağım. Nereye gidersen git yanında olacağım. Bekle. Reddedildi ha? Sen niye alıştın her şeyi reddetmeye? Ben şimdi gitsem kendimi köprüden aşağı atsam sen de mi benimle atlayacaksın? Yani engelleyemezsem atlarım tabii. Ben bunu daha önce de kanıtladığımı düşünüyorum. Öyle bir kadınım. Yaparım. Evet. Evet. Kanıtladın. Demek yanımda olmak istiyorsun ha? İyi. Madem bu kadar istiyorsun yanımda olmayı, gel o zaman. Yanımda ol. Gel. Kızıl Tehlike'de teşrif etmişler efendim. Hoş geldiniz. Ben miyim o? Yani okuduklarımla da alakalı olabilir. Nasılsın? Tamam, anneyim. Sen?
Galiba bana bir şey söylemek istiyorsun ama söyleyemiyorsun. Öyle bir izlenim bıraktım anne, doğru mu? Yani göstermek istediğim bir şey var. Ne? Dur tahmin edeyim. Sen Deniz'le beraber yetimhaneye gittin ve benim geçmişim hakkında müthiş şeyler buldun değil mi? Bak biyografimi şu anda görebiliyorum ben. Hanedanlık. Yetimhaneden tımarhaneye. Birazcık öyle. Peki bir şey soracağım. Çok acayip şeyler buldunuz değil mi? Böyle annemle alakalı travmamı çözeceğim ve çok daha mutlu bir insan olarak devam edeceğim değil mi? Bravo. Okay. Peki buna kendiniz inandınız mı? Ben sana bunu vereyim. Sen kendi karar ver. Bu ne ya? Bunu niye yapıyorsun? Yani sana ne? Yani ne ki yani? Bak belki yanlış bir şey yapıyorum, tamam mı? Ama senin de içten içe bunu bildiğini düşünüyorum ben. Annen yokmuş gibi davranıyorsun. Belki ondan nefret ediyorsun. Belki kendini suçluyorsun ama... Bak Simya! Beni tanımıyorsun. Benim bir annem yok. Ve olmasını da istemiyorum. Ben yine de anlatacağım. Kafana göre. Annen seni 18 yaşında doğurmuş. Ve sonrasında bir takım şizofrenik problemler yaşamış. Seni isteyerek yetimhane bırakmadığı belli. Sırtında ciddi yükler olduğu da belli. Sonrasında ne bir yeni hayata başlamış... ne de hastaneye yatmış. Arkasında bir not bile bırakmadan kendini bir çatıdan atmış. Artık ne kadar zor bir hayat yaşıyorsa. Bak, ona kızgın olmanı anlıyorum. Öfken çok doğal, tamam mı? Ama ortada, yani görünen tabloda... olgun bir kadın yok. Bu acınacak kadın neredeyse çocuk yaşta bir kız çocuğu. 18 yaşında da. Gider misin? Gider misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben İrem Gündoğan, Yiğit Balcı'nın nişanlısıyım. Nasıl yardımcı olabilirim İrem Hanım? Yiğit'in durumunu öğrenmek istedim aslında. Yiğit Bey bugün hastaneye geldi. Kendisiyle durumu hakkında görüştük. Durumu ciddi sanırım, değil mi? Yiğit Bey'le görüşmeniz daha uygun olacaktır. Bakın, Yiğit son zamanlarda çok gergin. Benimle bile hiçbir şey paylaşmıyor. Herkesi kendinden uzaklaştırıyor. Eğer sağlık durumu ciddiyse... benim onun yanında olmam, ona destek olmam lazım ve olabilmem için de gerçeği öğrenmem gerekiyor ama beni uzaklaştırdığı için ondan öğrenemiyorum. Lütfen bana yardımcı olun, beni anlayacağınızı düşünüyorum. Anlıyorum ama hiç etik değil, inanın. Lütfen. Yiğit Bey'in durumu ciddi. Anladım. Ama ölümcül bir şey değildir herhalde, değil mi? Sen bu tarz müzik dinlemezsin. Ayrıca da niye sesini o kadar tıklatıyorsun ki? Elini çeker misin lütfen? Kısma lütfen. Dinliyorum.
Sen müzik dinlemiyorsun. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen kafandaki şey her neyse onu bastırmaya çalışıyorsun. Ayrıca da konuşmaktan kaçıyorsun. Başka bir şey değil yani. Sen de her şeyi anladığını sanıyorsun ama yanlış, hiçbir şeyi anladığın yok. Belki sadece eğleniyorumdur Deniz Aslan. Ha? Daha çok eğlenmek istiyorumdur belki. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Korkuyor musun? Hı? Başımıza bir şey mi gelir Deniz Aslan? Ölür müyüz? Hani ben köprüden atlasam arkamdan atlıyordun? Ben gerçekten şu anda eğlenmiyorum. Bak gerçekten eğlenmiyorum. Gelme demiştim sana. Sen tutturdun geleceğim geleceğim diye. Al. Korkuyorum ya. İnan ben de korkuyorum ama o kadar iyi geliyor ki hız şu anda. O kadar iyi geliyor ki. Tamam o zaman bas gaza. İkimiz de ölelim. Ölelim. Sus. Sus Deniz. Yok öyle bir şey. Ölmek falan yok. Yok ölmek falan. Öyle bir niyetim yok. Eğleniyoruz sadece. Seni bir yere götürüyorum. Nereye gidiyoruz acaba? Daha çok eğlendiğiniz bir yere Deniz Aslan. Sıkı tutun. Çöpe atmamış. Ne enkazmışsın be. Ne yaşadın bu kadar? Çıkarsan biraz. Hadi ya, hadi. Ne yapıyorsun? Ya, dur! Dur! Ne demek dur ya? Hey, hey, sakın. Sakın Deniz Aslan, sakın bana ne yapıp ne yapmayacağımı söyleme, tamam mı? Keyfini çıkar, hadi. Bana ne olduğunu söyler misin? Şu anda anlatır mısın? Ne oluyor? Üstüme gelme, pişman olursun. Üstüne gel. Bak son kez uyarıyorum seni. Son kez uyarıyorum seni. Ya ne yapabilirsin? En fazla ne yapabilirsin ki? Ne olur yani? Ne yapabilirim ki acaba sana? Ha? Sana ne yapabilirim ki acaba ben? Ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Bana aşık değil misin sen Deniz Aslan? Ha? Aşık olduğun adam bu işte. Ben böyleyim. Beni böyle kabul edeceksin, tamam mı? Kabullen. Enkaz bu. Ben böyleyim.
here, I'm here, I'm here, I'm here. Arkadaşlar, sevgili Go Flamingo çalışanları, hadi çok rica ediyorum şu dosyaları bir bırakalım. Hadi o dosyaları bir bırakalım, yeterli. Cemal'cim, o klavyeyi lütfen yerine bırakır mısın aslanım, hadi. Allah aşkına Gazi Bey, vallahi benim de içimden o geçiyor. Bırakayım, atayım hepsini istiyorum ama çok iş var. Bırakamıyorum. Çok rica ediyorum, bırakır mısın o klavyeyi? Hatırım için bak. Gazi Beyciğim, insanlar işler güçler yüzünden son derece gergin bir durumda. Tamam mı? O yüzden sadede gelin ve lütfen söyleyeceğiniz bir an önce söyleyin. Tam olarak bu mesele için geldim. Artık Go Flamingo'da gerginliğe, kaygıya, kulunça ve tansiyona veda zamanı. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Evet. Ya bizim içimizdeki en efendi adam Yiğit Balcı bile kısa devre yaptıysa kendi kendime dedim ki Gazi'cim senin dükkanında çalışan herkes diken üstünde. Bu yanımda görmüş olduğunuz iki zatı muhterem gerginliğe çözüm, kaygıya ilaç, baskıya çare. Bunlar sizi öyle bir ovalayacak ki yani ovalana ovalana, ovalana ovalana ufalacaksınız öyle söyleyeyim. Moral, motivasyon, ruhani liderlikler, ne yaptınız? Yaşam koçu falan mı getirdiniz bize? Abi yaşam koçuna kurban da gireriz ya. Şey değil mi, personel değil mi onlar? Eleman lazım da biliyorsun. Abi hadi başlayın, yavaştan yavaştan şu. Ne eleman, ne de koç. Arkadaşlar bizi bu boyuttan alıp başka bir boyuta taşıyacak. Ay Gazi Bey Allah aşkına. Ne yapacak bu arkadaşlar acaba bu kadar? Matrix'e giriş şifreleri mi var? Nedir bu arkadaşlar bu kadar? Ya çok rica ediyorum, bir susar mısınız? Arkadaşlar masajcı sizi ovalayacak diyorum ya. Ne demişler? Kötü patron mesaj verir, iyi patron masaj verir. Hepinize masaj veriyorum. Hepinizi ovalayacaklar. Bakın araya hanımefendi. Kendisi Taylandlı. Tayland'da araya araya bulduk. Öyle Tay masajı yapıyor. Benim tavsiyem Tay Tay masajını deneyin. Kardeşim Halil. Kendisi yerli malı. Made in Turkey. Değil mi kardeşim? Halkalı çocuğuyuz. Klasik teknikle masaj yapıyorum. Böyle böyle yaparken bir anda böyle böyle yapıyor. Karıştırıyor. Halil. Araya hanım benimle başlayabilir misiniz? Ya? En stresli benim burada vallahi. Arkadaşlar. Yiğit Balcı ile başlıyoruz. Gerginliğin zirvesiyle. Her şeyin başladığı nokta. Bana katılıyor musunuz? Evet. Yiğit Bey. Bol şans abi valla. Şansı sevmem. Araya Hanım, lütfen. Millette daha önce de başa çıktın Yiğit. Yine yapabilirsin. Umudunu kaybetme. Yapacak bir şey yok. Gel. Evet. Hemen işi bırakıyorsun. İtiraz kabul etmiyorum. Olur. Olur mu? Nasıl yani ya? Hiç itiraz etmeyecek misin? Yuh, mavi ekran verdim. Ne bileyim, insan bir itiraz eder ya. Niye edeyim ki? Niye bıraktım işi? Çünkü sana masaj yaptıracağız. Masaj mı? Tam üstüne bastın. Masaj. Araya Hanım. Kendisi Tayland Merkez Üniversitesi'nden geldi. Biz onu araya araya Bağcılar'da bulduk ama sana süper bir masaj yapacak. Şimdi sen öyle bakıyorsun biliyorum bak bu böyle bakıyorsa kesin itiraz edecektir ama bak bütün personelini yaptıracağız. Seninle başlayacağız, itiraz yok. Güzel fikir. Ben biliyorum itiraz edeceğini. Bak. Güzel fikir mi? Nasıl ya, itiraz etmeyecek misin? Yo, niye edeyim ki? Masaj. Tamam. Ben hazırım. Gevşeyin, kendinizi rahat bırakın Yiğit Bey. Rahatım zaten, ilk defa masaj yaptırmıyorum. Zihniniz düşüncelerle dolu. Düşünceleri boşaltın. Boşaltamıyorum. Mesela merak ediyorum, Türkçeniz nasıl bu kadar düzgün olabiliyor acaba? Size bir sır vereyim mi? Ben Taylandlı değilim. Eskişehirliyim. Anne tarafım Tatar. He, masajdan anladığınız yok yani. Yo, olur mu? Profesyonelim. Ama iş bulmak için böyle oldu. Komik geldi galiba. Geldi, geldi. Tatar size.
Güzel, Taylandlı değil Tatar. Çekil, çekil. Olsun, işimiz sizi mutlu etmek. Gülünüz. Ya ben böyle uzun zamandır gülmemiştim. İyi geldi. Kusura bakmayın, devam edin lütfen. Omuzlarınızdaki yük çok ağır. Azaltmak ister misiniz? Nasıl olacak o? Ben sizinle sırrımı paylaştım. Siz de sorunlarınızı benimle paylaşsanız. Olur. Bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım. Çok hasta. Yani küçüklüğünden beri hasta. Vücudu devamlı bir kist üretiyor. Ondan istenilen her şeyi yerine getirmeye çalıştı, yapmaya çalıştı. Fazla kilolarını verdi. Sağlıklı beslendi. Düzenli yaşadı. Spor yaptı. Şimdi tam böyle hayatı düzene girdi. Her şey yolunda gidiyor derken o hastalık şöyle birden... Doktor çok kötü şeyler söylüyor. En kötüsünü söylüyor. Çok geçmiş olsun. Tabii arkadaşımıza. İnsan kabullenemiyor. Haksızlık gibi geliyor. Haksızlık olduğunu düşünüyor. Yaşanacak onca yıl var sanıyor. Hayaller kuruyor. Planlar yapıyor. Geleceğini, bugününü kaybetme korkusu insanın o kadar çok canını yakıyor ki. O kadar acı veriyor ki. Sonra aklına bir tek soru geliyor. Neden? Neden ben? Gerçekten neden? Arkadaşımın bu durumu beni çok üzüyor. Aklım hep onda. Sırtımdaki yükün sebebi bu belli ki. Bu yük konusuna nereden baktığınıza bağlı. Ne demek istiyorsunuz? Bence siz ikinci bir doktora gidin. İkinci bir görüş alın. Belki de durumunuz sandığınız kadar kötü değil. Yani arkadaşınızın. Doğru söylüyorsunuz. Belki de... Olay suitiyle ilgili çift rezervasyon yapılmış. Bir kabus. Bir Hey doctor, remember me? Bak sen, Yiğit Balcı. O kadar da aksan yapmıştım. Beni kandıramazsın eski dostum. Aynı Amerika'da okuduk. Nasılsın Duygu? Ben iyiyim de sen nasılsın Asır?
Biz doktorları neler yapıyorsun diye arayan olmaz da pek. Bir sıkıntı mı var? Yani birkaç test sonucu var sana göstermek istediğim. Meslektaşlarından biri epey korkuttu da beni ikinci bir fikir almak istiyorum. Danışmak istiyorum sana. Öğleden sonra gel. Muayenehane aynı yerde. Tamam. Süper. Öğleden sonra görüşürüz. Görüşürüz. Şakir, o ne? Bir şey soracağım abicim ya. Sizin buralarda kayışı külliyen koparan oluyor mu? Bir şey söyleyeyim mi sana? Akıllı olsaydı o telefon var ya, sen onu yerdin Şakir. Şakir, bir bakar mısın? Geliyorum hocam. Alo, Simya, ne haber? Tuna, ben. Ha, oradan kovduğun yetmedi, şimdi bir de telefondan kovayım diyorsun yani. Abi olayları kişisel almadın değil mi? Yani ne olur almadın söyle. Eğer aldıysan da lütfen aldığın yeri iade et yani bana. Yok yok, sen benim kafamı karıştırmak için aramışsın, anlaşıldı. Özür dilemek için aradım. Özür kabul edildi. Ben zaten kişisel almamıştım da yani senin... Ağzında başka bir bakla var galiba, sen onu çıkar bakalım. Ha, o küçük bakla. Evet. Minnacık. Mevcuttur kendine, evet. Bak Kıvırcık, benim yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var, ona göre yani. Hayır efendim, o yapabileceğin bir şey. Hatta önceden yapmışlığım var. Hatta sen onu yapmışlığın da benim onun tadı damağımda kalmışlığı var. Kaçırmak mı? Hayatta olmaz. E teklifimi duymadın da. Tuna bak sen delirmişsin, tamam mı? Orada kalman ve tedavi olman lazım ya. Simya, teknik olarak doğru bir şey söylemenle beraber. Ben tek bir insan değilim. Dolayısıyla benim tedavim içeride değil dışarıda. Ben bunu daha iyi anladım dün aslında, biliyor musun? Olmayacak bir şey istiyorsun Tuna. Ya sen beni kaçır... İyileşeceğim ya vallahi billah. Eğer iyileşmezsem al beni Orta Çağ Akıl Hastanesi'nin en pisine. Atma senle de çürüyeyim ya, işte başıma gelenler. Deli konuşma ya, saçmalama. Ya da konuş git. Kendi doktoruna konuş deli. Ben kapatıyorum Tuna, tamam hadi. Ayrıca bir dakika ya, sen... Kimden arakladın sen o telefonu, ha? Hemşire! Doktor! Görevliler, bir bakar mısınız? Hemşire! Simya bağırma. Ya bağırma, ne olur ortalık ayağa kalktı Simya. Ya tamam, beni seviyorsan yap işte, ne diyeyim? Sevdiğim bir kişiliksin yani, evet. Biliyorum. Ya sen benim iyileşmemi istiyor musun? Tabii ki istiyorum. O zaman beni kaçır. Tek yolu bu, anlıyor musun? Kaçır çıkar beni buradan. Ne oluyor ya? Ne oluyor sana? Hı?
Bir şey söylemeyecek misin? Yiğit. Yiğit. Yiğit Balcı. Beni duyuyor musun? Çocukluk arkadaşım. Daha ne diyeyim yani? Daha her kimsen. Neyse, bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim bir şey yok mu acaba? Ne söylememi istiyorsun ki? Dünkü konuşmamız pek iyi geçmemişti. Konuşmamayı tercih ediyorum Deniz. Dün konuşmadık ki biz zaten. Dün konuşamadık. Problem o zaten. O yüzden buradayım. Konuşmak istiyorum. Çünkü dün başka biri gibiydin. Sen değildin yani o. Bir sürü halini gördüm. Ya beni kızdırmaya çalıştın, kırmaya çalıştın. Belki de kendini benden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. İşte onu çözmeye çalışıyorum. Anlamıyorum. Ne oluyor? Konuşmak için doğru zaman değil Deniz. Bir şey var. Söylemiyorsun. Yok bir şey. Gerçekten. Ne olacak ki? Bakışlarından anlıyorum ya. El hareketlerinden anlıyorum. Bir şey olduğu zaman sen masadan kafanı kaldırmazsın bir kere yani. Oradan bile anlıyorum en basitinden. Ben seni çocukluğundan beri tanıyorum. Sorun varsa bunu benimle paylaşmanı istiyorum. Ben dün geceki gibi kavga etmek istemiyorum. Bir şeyler çözülsün istiyorum. Kendi içinde belki büyütüyorsundur. Küçük bir şeydir. Kafanda büyütüyorsundur onu, devleştiriyorsundur onu. Gerek yok. Ben sana yardımcı olabiliyorsam yardım etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Seninle kavga etmek istemiyorum ki ben. Niye böyle yapıyorsun? Ben mutlu olalım istiyorum. Mutlu olmanı istiyorum. İnce düşüncelerin için çok teşekkür ederim Deniz. Anlıyorum seni. Ama sen de beni anla. Gayet iyiyim. Bir şey yok, sıkıntı yok. Gerçekten. Bence sen git hasta arkadaşınla ilgilen. Evet. Hasta arkadaşım. Tuna, ya ilgiye ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan o. Çocuk hasta. Git, benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır Deniz, niye dalga geçeyim? Hastalıkla dalga mı geçilir? Çocuk hastaneye düştü. Çocuğun durumu kötü, iyi değil. Senin onun yanında olman lazım. Git ilgilen çocukla. Bak, bak ben buradayım. Safa sağlamım, taş gibiyim, turp gibiyim. Bak. Değil mi? Her şey yolunda. Hem benim yapmam gereken birçok iş var, tamam mı? Bu şey yaparız. Benim burada ne işim var? Ben hala anlamıyorum bunu. Ne demek anlamıyorum yani? Öyle bir şey yok ki. Sen buraya geldiysen bir sebebi vardır bence, değil mi? Yani bana yardım etmek için geldin. Benim Atkın falan hepsiyle çıkıyoruz. Yani yardım edeceğim mi? İyi, hadi ikna oldum o zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen var ya, aslansın. Yavaş. Dur. Dikkat çekiyorsun. Çek vermemiz lazım. Okey. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Var aklımda bir şeyler. Hı. Önceki bir kenar üstü yüksekliğine. Hani yolum ben. Şey yapıyor falan bizim işte. Bir kere çok ayıp. Bak bu söylediğin gerçekten çok ayıp. Ben aynı numara iki kere yapacak kadar aciz miyim? Aklımda daha kestirme, daha net bir şey var. El klasiko tadında yani. Beyaz önlüklü doktor, o hasta falan işte. O mu? Ben kestirme şeyleri tercih ederim yani. Alengirli işlerle uğraşamam. Sen hazır mısın, onu söyle. Ne? Kaçmaya. Eskili bir yöntem değil mi? Bayağı eskili. Hadi seni kavuşak. Yöneriz! Yöneriz! Öyle bir karamsarlığa kapıldım ki Duygu. Anlatamam sana. Sonra dedim ki kendi kendime, yani ne yapıyorsun Yiğit Balcı? Ya bir tane doktorun yorumuyla sen kendini niye bu kadar üzüyorsun ki? İlk başta sana gelmediğime o kadar pişmanım ki. Ne diyorsun? Ne diyeceğim? Siz doktorla biraz keskin konuşuyorsunuz değil mi bu konularda? Yani size de hak vermiyor değilim tabii. En kötü ihtimali hazırlıyor ki hastayı, başına ne geleceğini bilsin. Yani dirayetli olsun diye. Ben ama benim sonuçlarım bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Ya sonuçta sen beni biliyorsun. Ben çocukluktan beri uğraşıyorum onunla ve sağlıklı beslendim. Üzerime düşen her şeyi yaptım. Düzenli yaşadım, spor yaptım. O yüzden sanki doktor biraz abarttı gibi geliyor bana. Ne bileyim, ben kötü bir şey çıkacağını hissetmiyorum.
Sen de bana doktor şakalarından birini yapmazsın değil mi eski dostum? Hipokrat yeminini unutma. Yapmam tabii. Şöyle yapalım istersen. Bu testlerin bazılarını tekrarlayalım. Gerçi güvenilir laboratuvarlar ama. Dur. Bir dakika. Bir dakika Duygu. Şimdi eğer bu sonuçlar kötüyse ya da her neyse bana direkt söyle olur mu? Tamam, ben çocuk değilim. Lütfen bana direkt söyle. Yiğit'cim, çok üzgünüm. Duymak istediğin sözleri söyleyemiyorum sana. Ya, deneyimlerimden yola çıkarak meslektaşlarımla benzer fikirdeyim. Kanserleri erken ve iyileştirilebilir bir aşamada saptamaya yönelik yapılan tarama testlerinde bazen sonuçlar değişebiliyor. Ama yine de bu tarama testlerinin kendilerine özgü... Tamam. Tamam. Ben duyacağımı duydum. Teşekkür ederim Duygu. Yiğit'cim bak. Yorucu bir yol var önümüzde. Sağlam durmamız lazım. Moral çok önemli. Ben psikolojik destek almanı öneriyorum. Sağ ol. Beni düşündüğün için sağ ol. Ben bu konuyu biraz düşünmek istiyorum. Biraz daha konuşsak. Yiğit. Sağ ol Duygu. Teşekkür ederim. Yiğit. Gerektiğini biliyorsun Yiğit Balcı. Sen beni tanımıyorsun. Ona şüphe yok. Ama ben seni tanıdığımı sanıyordum ben. Yani hayalimden kendime bir anne uydurmuştum ben. Yani benim annemin böyle bir çatıda ne işi olabilir ki? Bence bir tek yazın mesela çamaşır asmak için çıkardı ve böyle dönerdi şehre bakardı, özgürce gerinirdi mesela benim annem. Ya da mesela Supi adında bir tane martısı vardı. Onunla arkadaşta, onunla sohbet etmeye çıkardı buraya. Arada sırada konserve de verirdi. Bence benim annem bağımsız sinema severdi mesela. Ben ortaokula kadar her gün uyumadan önce hikaye kitabı okuyordum. Çünkü Einstein'ın annesi de böyle yaparmış ve sen bence bunu bilirdin anne, biliyor musun? Ama ben seni nasıl bilecektim anne? Yani ben kendi hayalimden tavana baka baka emek emek bir tane anne yaratmışım kendime. Onu da çatılardan aşağı mı atayım? Ha? Ne yapsaydım? Nasıl atsaydım? Benim annem güçlüydü. Benim annem hayata karşı duruşu olan bir insandı. Dururdu. Benim yol gösterisim de ya. Gece üşür, meleklerine seslenir. Sarmaş dolaş, arka sokak çocukları bıçaklar çekilir. Yüreklerimiz hep tetikte, bu sokaklar korkulara da şehvetle biz kabullenmektir belki anne. Sındık birbirimize, her şeyi nedeniyle, nasılıyla, işte neyi varsa her şeyiyle kabullenmektir belki anne. Anne! Belki de tek yolu bu. Ben seni affediyorum anne. Oğlun seni affediyor. Şimdiye kadar sen yokmuşsun gibi yaşadım. Kabullenmek istemedim. Ama sen hep buradaydın, yanımdaydın anne. Gece, melek, özgürsün artık.
İstediğin yere çekip gidebilirsin. Sen özgürleşince benim de kanatlarım çıkacak. Kuş gibi uçacağım artık. Yarım yamalak da olsa kuş gibi uçacağım işte. Nasıl olabileceğini hiç bilemeyeceğim bir sevgiyle hep seveceğim seni anne. Benim güzel bir sevgim. Çocuktun sen de 8 yaşında. Her uçurumdan sattı. Anasını sattı. Babasını... Anne, bir şey soruyorum. Sence Süpü hala buralar mı? Düştük mü, yoksa kattık mı? Karışık işler bunlar. Sana bir şey söyleyeyim anne. Eğer Supi'nin bir oğlu varsa adı kesin Rıfkı'dır. Geldik yine Kürtçü dükkanına. Ben seni aldığım yere bırakayım şöyle güzelce. Bence harika bir fikir olmayabilir. Niye diye soracak olursan, sen beni kaçırdın ya buradan. Şimdi muhtemelen duvarlara senin fotoğraflarını basmışlar, tamam mı? Ondan sonra kamera gelecek, tespit edecek falan bir sürü şeyle uğraşma. Ama o zaman yüzüm eskir. Eskiyebilir bak. Simya. Teşekkür ederim ya. Gerçekten yani. Harbiden teşekkür ederim. Bir şey diyeyim. Lafı bile olmaz. Aslında olur. Yani nasıl olur? Sen beni iki kere hastaneden kaçırdın. Bir adet kitabımın son kopyasını buldun ve bana verdin. Anladın mı? Daha ne yapacaksın ki? Ne kadar tanışıyoruz seninle zaten. Yani bir de galiba elinde olmadan bana iyilik yapıyorsun ki ben bunu anlarım. Ama bak bir de şöyle düşün. Ben senin üstünden hava atıyorum. Çünkü meşhur gölgeyle takılıyorum bak. Düşünsene. Habire selfie atıyorum, havamı atıyorum. Gölgeyle firar keyfi. Bunu diyorum işte ben ya. Tam olarak bundan bahsediyorum. Yani sanki Yiğit'in kardeşi değilsin de benim kardeşim gibisin yani. Ama bak öyle bir durumda da sen bana benziyorsun. Ben sana değil, ona göre. Şu anda sinirlenmek için fazla minnettarım ama... Yani bu kopya şey olayını bir daha konuşalım senden. Eyvallah. Okey. O zaman sen artık bir yerlere gitmeyeceksin galiba. Burada takılacaksın. Vallahi birazcık öyle gözüküyor. Yani buralarda takılacağım. Hem ağaçlar falan çok yüksek abi Ferah. İyi yani burası. Bir de delirmiyorum, köpürmüyorum falan. Biraz da senin sayende. Güzelmiş. O zaman... Bir şey söyleyeyim. Gerçekten bu konuda antrenmana ihtiyacımız var ama olacak. Olacak. İnşallah olacak. Amin. Okey. O zaman görüşürüz. Olacak inşallah ne ya? Bu suratındaki salak sırıtma. Efendim abi? Nereye? Gelirim. Niye ki? Sen ciddi misin? Tamam, tamam abi. Hemen geliyorum.